Önce buraya kadar geldiğiniz için arkadaşlarım ve ben sizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bugün barış görüşmeleri için Lozan'a davet edildik. Yine bugün İngiliz Başbakanı Lord George başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Hanımlar, beyler, bu noktaya kolay gelmedik. Onun için de öğretmenlerimiz, şairlerimiz, yazarlarımız uğradığımız felaketin bir daha yaşanmaması için o kara günleri sebeplerini, nasıl kan ve gözyaşı dökerek kurtulduğumuzu en doğru ve de en güzel bir biçimde anlatacaklardır sanıyorum. Bu vesileyle şehit askerlerimizi saygıyla hatırlayalım. Kurtuluşa emek vermiş asker sivil, kadın erkek, şehirli köylü, genç yaşlı herkesi hürmetle selamlıyorum. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Dünyanın hiçbir kadını ben vatanımı kurtarmak için Türk kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Ama şunu bilelim ki bugünkü ulaştığımız nokta hakiki kurtuluş noktası değildir. Hakiki kurtuluşa medeni, çağdaş, ilme ve fenle, insanlığa saygılı, istiklalinin değerini ve şerefini bilen, hurafelerden arınmış, fikri ve vicdanı hür bir cemiyet olduğumuz zaman ancak ulaşabiliriz. Öğretmenler, ordularımızın şu anda aramızda bulunan yiğit komutanları sayesinde kazandığı zafer, sadece eğitim ordusunun zaferi için zemin hazırlamıştır. Hakiki zaferi cehaleti yenerek sizler kazanacak, sizler koruyacaksınız. Çocuklarımızı ve geleceğimizi ellerinize emanet ediyoruz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın anlamını, sebeplerini ve nelere mal olduğunu çok iyi bilen sizlere yürekten güveniyoruz.